ve la rasulina ve ala ve Evet. Konumuz ilk insan Adem Aleyhisselam. İnsan yaratılış ağacının neticesi, meyvesi olması hasebiyle fiilen sonra yaratılmış, niyeten evvel takdir edilmiştir. Yani beşik yapılmadan çocuğun haberi gelir. Çocuk daha dünyaya gelmeden beşiği hazırlanır. Beşikten sonra çocuk gelir. Fiilen öyledir. Önce beşik yapılır. Sonra çocuk anne rahminden doğar. Fakat beşiği yaptıran, çocuğa göre uyumunu sağlayan, çocuk evveden, doğmadan evvelki haberidir. O bilgi, o malumat, o bilgi, o malumat evveldir. Çocuk vücuden sonradır. Bu kainatta Allah'ın muradı ve amacı insan yaratmaktır. Ve yarattığı insanların kendiyle münasebetini kurmaktır. Onların ubudiyetlerinden, onların hamdlerinden, onların kulluklarından, faziletlerinden lezzeti mukaddesi almaktır. Bu ihtiyaca mebni bir şey değildir. Bu murada mebni bir şeydir, murattır bu. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın ne bize, ne ibadetimize, ne peygamberlere, ne cennete, ne cehenneme hiçbirine ihtiyacı yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak ezelidir. Bir zatın ezeliyetinin yanında mükevvenatın varlığı, miktarı, değeri, kemali, cemali ne kıymet ifade eder? Sıfır. Ha var, ha yok. Sıfır mahiyetinde olan bir varlık, fani olan bir varlığın muradı ihtiyaçtan dolayı olmaz ki. İradeden dolayıdır. Ama Cenab-ı Hakk'ın hakim ismi iktizasınca Cenab-ı Hak hikmetsiz iş yapmaz. Cenab-ı Hakk'ın hikmetleri de insanlar tarafından anlaşılması için Cenab-ı Hak insanlara hikmetleri anlayacak şuunat, özellik, anlayış, tedbir, kabiliyet vermiş. Şimdi dolayısıyla Allah bu mükevvenatı yaratmış Celle Celaluhu. Amaç bunlardan bir insan meydana getirmek, insanın neslini çoğaltmak ve o insanların kendi iradeleri ile Rablerini tanımalarını marifet alanında mertebe kat etmelerini murad etmektir. Cenab-ı Hakk'ın bir adeti de bir şeyi tek şeyden yaratır. Onu çoğaltır. Yani Cenab-ı Hakk'ın adeti her şeyi bir şeyden yaratmaktır. Bir şeyi her şey yapmak. Her şeyde bir şey yapmak onun adetidir. Şu kainatı tek şeyden yaratmıştır. Tek atomdan, tek zerreden. Bak bilim buna doğru gidiyor. Yarın bilim bunu kabul edecek. Bunu Kur'an diyor çünkü. Fen Kur'an'ın dediğine bilgi ve malumatları zamanla inkişaf ettiğinden dolayı en son sözü söyleyecek. O en son söz onların en doğru sözü olacak. O söz Kur'an'ın ilk sözü olmuş olacak. Çünkü yapan bilir, bilen de konuşur. Bu alemi Allah yaratmış. Alemin hakkında söz sahibi odur. O konuşur. O zat ilahi diyor ki ben bu mükevvenatı tek şeyden yarattım. Peygamber Efendimiz'in nurundan. Ondan bir cevhere yarattım diyor. Mesela esirin partikülü. Atomdan çok küçük bir şey. Esirin partikülü ama kainat ağırlığında. İşte mucizelik burada. Kainat ağırlığında. Bir kilo pamukla bir kilo demiri düşünün. Bir kilo demir şu kadar bir şeydir. Bir kilo pamuk küçük bir odayı doldurur belki. Niye? Onun özgür ağırlığı ile demirin özgür ağırlığı arasındaki fark onun cirmini de geliştirir, büyütür. Kapladığı alanı yani hacmini. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kainatı öyle bir cevhereden yaratmış ki o cevher gözle görünemeyecek kadar bir küçük özelliğe ait. Ağırlığı kainat ağırlığında. Onu açmış safa safa. İsmi Fettah'la aça aça. Onu da teşekkürler meydana getire getire. Bugünkü mükevvenat bu tekesüratla olmuş. Nasıl ki karbon elementinde teşkilat başlasa kül olur, kömür olur, elmas olur. Değil mi? Karbon. Suda teşkilat başlasa mayi olur, buz olur, buhar olur. Bak bizim maddelerde bile teşkilat başladığında ne kadar aksama ayrılıyor. Bir dağda teşkilat başlasa bütün madenler dağdan çıkartılır. İmbiklerden geçirilir, akıtılır. Zahiren baktığınızda taş ve topraktır. Ama işe kimyevi yaklaştığınızda dağı hallaş gibi baktığınızda elmaslardan küllere kadar madenleri sıralayın. Bir beşer taşı toprağı eleyip kimyevi muameleden geçirip onlarca madeni ortaya çıkarıyor da Allahu Zülcelal kendi tek alemi tek şeyden yaratmış. O tek şeye şekil vere 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 bu farklılıklar meydana gelmiştir. Bütün bu yatırımların bütün bu gayretlerin bütün bu mahlukatın amacı insandır. Kainat bizim beşiğimiz, evimiz, sarayımız. Allah onu bize göre yaratmış. Ölçüyü biz vermişiz. Ölçü insan. Yani ya Rabbi bana bir alem yap. Böyle seması olsun, böyle akarsuları olsun, böyle baharları, kışları olsun. He? böyle bağları, bostanları olsun, böyle cenneti olsun, böyle içinde insanlar olsun. Düşünün yani. Sanki ölçüyü biz vermişiz. Cenab-ı Hak bizim ihtiyacatımıza göre bu alemi yaratmış, derdest etmiş, önümüze koymuş. Bir terzinin, makasının kumaşı giyen adamın verdiği ölçüye göre kestiği, diktiği, biçtiği, tülediği gibi. Ölçüyü kim verir? Müşteri verir. Müşteri elbise dikmekten anlamaz ki. O külli bir ilimdir. Onu kim bilir? Terzi bilir. Terzinin kumaşı, terzinin iğnesi, terzinin ütüsü, terzinin dikişi neye göredir? Ölçü. Müşterinin verdiği ölçüye göredir. E bakın şu kainata. Deyin ki şurası bizim isteğimize göre olmamış. Ölçümüze uymuyor deyin bakayım bir şey var mı? Deyin Allah için. Küçüğüne büyüğüne bakın. Daha iyi bir at nasıl olabilirdi ki? Daha iyi bir tavuk nasıl olabilirdi? Cenab-ı Hak sütleri koyunlardan değildir. Kedilerden bize verseydi nasıl sağacaktı o kedileri? He? Kan gövdeyi götürürdü ya. Yarım gram süt almak için. Şuna bak ya. Yani. Ne kadar nazlı kullarız değil mi? Ha. Şimdi Cenab-ı Hak insanları yaratacak. Bir ilk yaratacak. Bu nedir? Adem Aleyhisselam'dır. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Kardeş dışarıda konuş canım. Geç. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı dünyadan meleklerin getirdiği çeşitli topraklardan sertinden, yumuşağından, beyazından, kilinden, kırmızısından, sarısından, çünkü Adem yaratacak ya Adem aleyhisselam topraktan. insanlar da nev nev olacak. Cins cins olacak. ırk ırk olacak. Renk farklılıklarının menbaını kaynağın deli hikmetin böyle yapıyor. Allah'ın ona ihtiyacı yok ama hikmet böyle icap ettiriyor. Adem aleyhisselama ruh veriyor. Cennete koyuyor. Adem aleyhisselam Havva annemizde 500 yıl cennette yaşıyor. Daha dünyaya gelme yok. Bin yılda aşağı yukarı dünya hayatı var. Takriben. O cennetten malum ağaçtan, yasak olan ağaçtan Havva annemizin telkinatıyla yiyip ben yedim bir şey olmadı ya Adem sen de ye. Şeytanın da şeyiyle, ilkaatıyla li hikmetin orada da bir hikmet var. Evet kusurdur, zelledir, günahtır ama hikmetli bir günahtır. Dünyaya gönderiliyor. Eğer o günah işlenmese, dünyaya gelmese idi, Adem aleyhisselam cennette iki kişi olarak kalacaklardı. Cennet nesil yapma yeri değil. Cennette doğum yok. Evlilik var, çocuk yapma yok. Gidince yine öyle iki kişi olarak kalacaktı. Şeytan ilkaatıyla dünyaya gönderdi. Önce sevindi. Cennetten attırdım. Ben ihraç edildim. Kovuldum. Onları da çıkarttım. Bir baktı ki nesil çoğaldı. Adem aleyhisselam vefatında 40 bin nesil vardı. Kitaplar öyle diyor. Cennetten ihraçından dolayı sevindi cennete bu kadar beni Adem'in girmesinden dolayı da üzüldü. Keşke çıkartmasaydım dedi. E peki çıkarttın da senin de cemaatin arttı. Çoğu da senin. Değil mi? Onlardan ne kadar imar bugün 7 milyar insanın kaç şeytanın? He? Üst aklın. Değil mi? 5,5 milyar onun. Dede bin bereket yeter. Yok. Gözü yine burada bir yani bir buçuk milyar insanda gene yüzü. O da biliyor ki kafir bel hayvandan aşağı bir kıymeti yok. Dünyayı versen ona bir mümin kasa yine gözü müminde olur. Niye? O da eleman arar. O da vasıflı insana taliptir. Ya bu kadar adamın var. Mevcuda iktifa etmez. Benim yolumda giden normal bir adam değildir. Bana direnen bana rağmen Rabbini tanıyan var ya Baba Yiğit odur. Ben bunu davama nasıl çevireyim? Ki ilk mücadeleyi peygamberlere karşı yapar. Vasıflı insanlar onlardır. Bak dikkat et. Onlara zelle işletmek normal bir inanan mümine kebair işletmekten daha zordur. Yapmış bunu. Kimisini balığın karnına sokturmuş. Kimisini cennetten ihraç ettirmiş. Değil mi? Kimisine Ağır imtihanlar vermiş. Yakup Aleyhisselam ağlay ağlay gözlerini kaybetmiş. Çünkü itikat dairesinden esbat dairesine düşünce Yusuf'a sahip olun. Yusuf'a alakadar olun. Onun hasmı düşmanı çoktur. Bu esasında Cenab-ı Hakk'a olan güven ve itimada ufak bir çizgi atmak demektir. Sen Allah'a değil de evlatlarına mı Yusuf'u emanet ediyorsun? Ya Yakup. Ben de seninle olay getirir, böyle korum dedi Allah. Evet. Onda bir incelik var. Peygamberler bizim gibi değil. Onlar mutlak kadere itibar edecekler. Biz sebepleri zorlayabilir. Üstad buyurur. Notalarda. Bir gün o acemi nefere denk gelir diyor terhisat memurları. Acemi nefere denk gelir. Silahını miri malını verdir. O vermek istemez. Vermek istemeyen kim? Acemi nefer. Kim? Biziz. Usta nefer. Hay hay buyur. Emanetini al. Din sahibine götürdür. Peygamberler böyledir. Asfiyalar, evliyalar böyledir. Kader vurur onlar yuvarlanır. Onlar direnmez. Üstet müstebit doktorlar demiş. İlaçları kullanmamış mesela. Onun hayatı, hayat standartları Böyle icap ettirir. Onlar kadere teslimdir. Aynı mantıkla biz bunu yapsak haddimizi aşarız. Değil mi? Hastalıktan hem dünyadan gider hem de Allah'a hesabını veririz. Acemi nefer acemiliğini yapacak. Usta nefer ustalığını yapacak. O onu taklit edemez. Taklit etmek için külliyat yazmak lazım. Oyun bükmekle, başımda sarık sarmakla üstad taklit edilmez. Taklidin yolu burada. Yazın birinci sözü bakayım yazabiliyor musunuz? Siz de üçüncü söz yazın. Ah, o zaman almanızdan öpülür işte. Taklit odur. Öbürü suhre gibi soğuk bir riyakarlıktır. Yani yakışmaz bize. Netice itibariyle konumuza dönersek okuyacağız inşallah. Hazreti Adem aleyhisselam Havva annemizle beraber cennetten ihraç ediliyor. Allah yanına birini daha katıyor. O da zemberek. O da şeytan. İmtihanı başlatıyor. Ayet var. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ferci'l basara hel teramin futur. Gözünü gönder. Alemi geçsin dolaşsın. Alemde bir arıza, bir anormallik, bir çatlaklık, hoşa gitmeyen bir şey bulabilecek mi? Bulamaz. Yorulur, kendini gönderen münekki takla der. Bu kadar gezdim, bir çatlaklık, bir arıza yok. Her şey dört dörtlük. Peki, bütün mahlukatı atomlardan gezegenlere kadar, pirelerden gergedanlara kadar, tohumlardan ağaçlara kadar, dört dörtlük, muntazam, kusursuz, Fenler bunu diyor. Yaratan Allah davalarını yüklediği, vazife verdiği, taşıma vazifesi verdiği peygamberlere, onların sahabelerine, insanlara çürük dedirtir mi? Çürük gözüyle baktırır mı? Böyle bir Rabbul Alemin yarattığı mahlukatın nizam ve düzenine baktığımızda gözümüzde biz arıza ve problem gelmiyor, tevafuk etmiyorsa, fenler bunun şahidi ise nasıl oluyor da değil mi? maneviyat açısından insanları yetiştirme noktasında gönderdiği kitaplarda, dinlerde, onların taşıyıcıları, yüklenici olan peygamberlerde ve onların yetiştirdikleri sahabelerde çürüklük olsun, bir arıza olsun, bir çatlaklık olsun olur mu? Olmaz sahabeye itiraz edenler, kıyamete kadar mürşitlerin aleyhinde bulunanlar, buna dikkat etsinler. Bu Allah'ın hikmetidir. Bu Allah'ın muradıdır. Yüce davalar, yüce şahsiyetler üzerine bina edilir. İşte Cenab-ı Adem Aleyhisselam'ı birinci ata, baba, fihriste, alemin özü ve özeti bütün ilimlerin fezlekesi olarak yaratmış. Peygamberlere ve insanlara ne öğretecekse onların numunelerini, işaretlerini, mahiyetlerini Adem Aleyhisselam'a talim esma ile ruhuna içirmiş ve geçirmiş. Melekler baktılar ki ne konuşuyor bu adam? Ne demek yani? Sadece isim demek Taştır, böcektir, kuştur, yıldızdır. Ha, onları melekler bilir. Bazen böyle garip garip şeyler söyleniyor. Derinine girmeyince yani ona bu taş demenin, buna toprak demenin, şuna yıldız demenin meleklere, lüçaniyetine ne alakası var bunun? Şöyle alakası var. Mesela ben de gözlerim, Ben de kuş derim. Gözle kuş hakkında benim alemime, aklıma, mantıma ne kadar malumat gelir? Hakkında ne kadar konuşabilirim ki? Meslek mesleğim değil ki. Üç kelime söylesem susarım. Peki bir de göz doktoru gözdese, gözün kürsü başkanını gözdese, o kaç saat konuşur? Hı? Talebeler yetiştirir ya, operasyonlar yapar adam. İkimizin göz demesi hak, hak arasında fark var mı yok mu? Çok. Peki bu farkla, bu farkla. Yani gözün aklı şuuru olsa hanginizden daha fazla memnun olur? Üç kelime konuşandan mı? Saatlerce konferans verenden mi? Gözün ustası hangisinden memnun olur? Hangisinden razı olur? Gözü hangi şekilde bir de onun sahibini takdir eder? Tebrik eder? Tahmid eder? Marifeti artar? He? O ubudiyete kadar götürür. Fark var değil mi? Dağlar kadar fark olur arkadaşlar. İşte Adem Aleyhisselam'ın Adem Aleyhisselam'ın mahlukatın isimlerini sayması altında o mahlukat üzerinden Allah Celle Celaluhu ilim adamlarına, fen adamlarına ne verecekse, ne ikram edecekse hepsi Adem Aleyhisselam'ın ruhuna içirilmiş ve geçirilmiş. Bir doktordan öte, bir mühendisten öte, Hukuk bir avukattan öte. Bütün çünkü fezleke. Bugünkü doktorlar, mühendisler, avukatlar, fen adamları, ilim adamları, bilim adamları nereden geliyor? He? Adem Aleyhisselam'ın tohumundan gelmiyor mu? O genetikten gelmiyor mu? Bu kadar şekiller, suretler, güzellikler geliyor da ilim niye gelmesin? Kaynak o, menba o. Genetik orada. Açmış Cenab-ı Hak onu. Yani Havva annemizin rahmine düşen Adem babamızın tohumunda elektron mikroskobuyla zor görülebilen iki çekirdekli tek hücre zigot kıyamete kadar gelen bütün insanların şekilleri, suretleri, güzellikleri, ubudiyetleri, kemalatları, fenleri hepsi mevcut. Kim buna cahil diyebilir? Hangi dengesiz? Kimin haddine düşmüş? Arkadaşlar cahil cesur olur. İlimden haberleri yok. Bilgiden haberleri yok. Talim esmadan haberleri yok. Ha şu var. Ben geçen bir yerde de ifade ettim. Güzellikler de ayrıntılarda gizlidirler. Çirkinlikler de ayrıntılarda saklanırlar. Biz bir adamın imanını göremeyiz. Biz bir adamın ihlasını göremiyoruz. Elimizde böyle bir alet yok. İman gizlidir. İslam zahirdir. İslam muamelattır. iman batındır. Biz batını İslam dediğimiz muamelattan anlarız. Namaz kılıyor mu? Ehli salat mı? Mimin gözüyle bakarız. Adamın imanını göremeyiz ki. O alan bize yasak. Adamın niyetini anlayamayız. Niyet Allah'a açıktır. Ama fiil bize açıktır. Şeriat zahiri hükmeder. İslam zahiridir, iman batınidir. Zahir batından haber verir. Ama ayrıntılar da bize o imanın varlığıyla yokluğuyla alakalı alanlara götürür. Bu o, o kadar ince bir şeydir ki kimse kalkıp da ben Allah'a inkar ediyorum, kabul etmiyorum, ondan mücadele meydana girmişim diyecek bayi Türkiye'de çıkmaz. Bir tane çıktı Aziz Nesin, merd gitti. İnanmayan en merdi odur. İnanmayan adam dürüstçe gitti ahirete. <laughs> Diğerleri bizden görüp imansızlık yapıyor. Bizim cephemizden cephemizde görünüp dini mübin İslam'a saldırıyorlar. Yani dürüst de değiller. Ayrıntı ne? Adem Aleyhisselam'a cahil demek. Bu bir ayrıntıdır. Bunu tutun bu ipi. Çekin. Bakın abi, ne aisbekler geliyor arkasında. Bir de bir adamın ağzından çıktığı ifade onun kalbinin derinliklerinde taşıdığı dehşeti gösterir. Ben bir adamı sevmeyebilirim. Kalbindeki buğuzla ağzındaki kelime aynı değildir. O buğzu ben indire indire seyrelte seyrelte öyle bir mukalefet ederim ki hakkından gelirim. Ama onun ben bağı kaynağında o kadar husumet kimde vahşet vardır ki Keşke kalbini bir görebilseniz. Söylenenin yüzde kalpte. Tabi. Ağızlarından böyle çıkıyorsa kalplerinde sakladıkları vahşeti kalplerinde sakladıkları tehlikeyi müptezelli anlayınız. İşte ayrıntı böyle bir şeydir. İmandan da haber veren ayrıntıdır. Küfürden de haber veren ayrıntıdır. Onun için Efendimiz buyurmuş aleyhissalatü vesselam. Küfür karanlıkta kara bir karıncanın kara bir taş üzerinde yürümesi gibidir. Herkes onu anlamayabilir. İşin erbabı o ifadelerden, davranışlardan, mimiklerden, muamelattan onun bağlı olduğu kaynağın zehrini, tehlikesini anlar. Bu basiret sahiplerinin işidir. Şimdi Adem Aleyhisselam bu anlamda yaratılıyor esma talim ediliyor. Melekler bakıyor ki Allah Allah. Biz yıllardan beri yaşıyoruz. Uzun ömürlü. Ne konuşuyor adam aleyhisselam? Şaşırıyorlar. taş, kuş, böcek, yıldız çık, çıkın bunları. Bunların içindeki derundaki sırları da biliyor ama tesbih diyor. Mikrofon diyor. Kamera diyor. Bilgisayar diyor. Melekler çarpılıyor. Ne konuşuyor adam <laughs> O gelecek insanları özelliklerini, güzelliklerini sayıyor. Talim esma bu. O gördüklerine şahit olduklarını anlıyorlar. Ta kıyamete kadar ne olacak? Ne bite uzay gemisi diyor. Işınlama diyor. Adem'e secde ilmin karşısında ne yaptılar? Hepsi secdeye gitti. Ayakta bir kişi kaldı. Değil mi? Azazil gitmedi. İsyanından dolayı kovuldu. Cenab-ı Hak Adem'e secde edin diyor. Şimdi bunu yuvarlıyorlar. Ya bunda bir şey yok ki. Allah emretmiş Adem'e secde edilir. Bitti. Adem semboldur. Allah'a secde ettiler. Ya secde Allah olsa şeytan niye dik dursun ki? Hı? Hemen yatar da Adem'e dediği için direndi. Toprak onu nasıl dedi. Ateş topraktan üstünde ırkçılık yaptı. İlk ırkçılığı yapan şeytandır. Üç kişi cennetten gönderildi. Adem Aleyhisselam evlatlarından itibaren şeytan müdahaleye başladı. Habil'in Kabilin Habil Kabil Habili öldürdü. İnananlar nesli tükenecekti. Kabil kız kardeşini aldı, kaçtı gitti Şam taraflarına. Uzaklaştı oralardan. Onun neslinden bozuk, sakat, inansız şeyler meydana geldi kavimler. Cenab-ı Hak Şit Aleyhisselam'ı nasip etti. Tek doğduğu çapraz değildi yani kız erkek değildi. Şit Aleyhisselam üzerinden de inananların davasını devam ettirdi Allah. Adem Aleyhisselam'ın alnındaki nur evladı Şit Aleyhisselam'a geçti. Alnındaki hafifçe dikkat edildiğinde fark edilen bir nur. Evlat dedi bu senin değil. Bu benim de değil. Bu bize emanet. Bu ahir zaman peygamberinin nurudur. Bu bizden teselsülen gide gide onda karar kılacaktır. Bu nurun intikali için dikkat edesin. Zinhar temiz kadınlarla, temiz nikahlarla, inançlı nesillerle bunu taşıyacaksınız. Bu sebepten dolayı Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar Aleyhisselatü Vesselam nikahsız evlilik yoktur. Kafir baba yoktur. Varsa hikayedir. Bu nur intikal etmez. İbrahim Aleyhisselam babasının babası kim? Değil işte. Azer putperest. Amcası o. Doğunca babası ölüyor, annesi Azer'le evleniyor. onun babalığı oluyor. Bir putperestin evladı peygamber olamaz. Peygamberin evladı şey olabilir inanmaz. Ama nur ondan devam etmez. Mesela Nuh Aleyhisselam evlatlarından inanmayan vardı. Yafes inandı, Ham inandı, Sam inandı. Kenan inanmadı. Nur Sam evladının üzerinden gitti. Samiler. Araplar. Ta Efendimiz Hazreti Abdullah'tan Nur Efendimiz'e intikal etti. iş bitti. Hadis var. Benim neslimde nikahsız evlilik yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Yakışanı da budur. Evet. Hazreti Adem'in aleyhisselam cennetten ihracı ve bir kısım Beni Adem'in cehenneme idkali ne hikmete mebnidir. Niye Adem aleyhisselam cennetten çıkarıldı? Cennette kalsalardı işte. Ne güzel cennet hayatı. Cennetten çıkmasalardı cehennemde olmayacaktı. Binlerce adam da cehenneme gitti. Kar mı zarar mı bu? Enteresan bir sual yani. El cevap hikmeti tavziftir. Yani bir vazife yüklenecek. Bir amaç için dünyaya gönderildi. İnsanlar kendi iradeleri ile gönderilen peygamberlerin maddi ve manevi kemalatlarını öğrene öğrene yapa yapa medeniyet de zirve yapacak. Fen ve teknik, teknoloji din de zirve yapacak. Din zirve yaptı. Peygamber Efendimiz döneminde aleyhissalatü vesselam 300 bin sahabe 24 ayar kaliteli insan daha onun misali olmaz. Olmaz. Dinde zirve odur. Milyarlarca veli evliyasıya topla Hazreti Vahşi'nin sahabelik noktasında tırnağına yetişemez. Öyle bir neslin olabilmesi için ahir zaman peygamberinin gelmesi lazım. Aleyhissalatü vesselam. İsa aleyhisselam dahi gelse peygamber olarak gelmeyecek. Peygamber bir şey ikmal için gelir. İslam'da eksik bir şey yok ki ikmal için gelsin. Ben bugün sizin dininizi ikmal ettim diyor. Peygamber Efendimizin ümmeti olarak gelecek. Ona tabi olarak gelecek. Peygamberlik bitti. Yaram işi kalmıştı. Kendini uluhiyet makamına çıkarıyordu bu Hristiyanlar. Hakiki il seviliğin zuhuru için gelecek. Peygamber Efendimizin ümmetinden olacak. Şeriatıyla amel edecek. İsa Aleyhisselam'ın doğumu şaibeli olduğu gibi. Şaibe tırnak içerisinde. Ölümü de şaibeli, gelişi de şaibeli olacak. Bakın şimdi Allah'ın işine. Ya Meryem sen iffetli bir kadındın Yahudiler. Nasıl oldu bu çocuk? Değil mi? onlar için şaibeli. Bizim için Allah babasız evlat yaratır. Amenna. Ne dedi? Evet. Çocuğa sorun. Temiz olduğunu. Bebek konuşuyor. Annem temiz, ben temiz. Daha konuşmuyor. Yıllarca adı. İsa Aleyhisselam. Peki çıkışı? Şaibeli. Onu mu çarmıha geldiler? Başkasını mı? Gene Şaibeli. Dikkat edin bakın şimdi. Bizim için Cenab-ı Hak onu semayı aldı. Ama insanların kafaları karışık. Bizimki değil ama aynen gelişi de öyle olacak. Kafalar karışık olacak. Peygamberim diye ilan etmeyecek. Peygamber değil ki ilan etsin. Bitti. Mühür alınmış. Bir komutan olarak mı gelir? Devlet adamı olarak mı gelir? Veya bir ruhban olarak mı gelir? Bilemeyiz. Ancak diyor kitaplarımız en yakınları mukarreb ve havası şu zat olabilir mi diyecekler bu kadar. Ya peygamber kendi davasını ilan edip elinde mucize oldu halde insanlar değil mi? Şaibeli yaklaşıyor. Nasıl İsa Aleyhisselam bulacağız biz? Din bir imtihandır çünkü. Din bir imtihandır. Peki nedir vazife? Bak vazife için gönderiliyor. Öyle bir vazifeyle memur edilerek, edilerek gönderilmiştir ki. Ha şunu da söyleyelim. Rahmetli 40. hocam dedi Allah rahmet eylesin. İnşallah cennete gidersek Adem babamızla Havva annemizi göreceğiz. İlk babamız, ilk anamız onlar çünkü. Babamızın birini el, birini elini bir, anamızın elini iki defa öpün dedi 40. hocam. Niye? İlk yaşa ağaçtan yedirdin de babamıza. Bizim yaratılmamıza sebebiyet verdin. Allah senden razı olsun. Yemeseydik kalacaktık ikiniz cennette yalnız başınıza. Çocuk yok. Dünya gelecek ki çocuk olsun. Ne ettin de ne güzel ettin de adem babamızı kandırdın sen. Ya o günahın altında müthiş bir dava, müthiş bir planlama, müthiş bir proje var. Allah Celle Celaluhu dünyaya gizlemiş olduğu gizli maddi ve manevi hazinelerin İnsanlar anahtarlarıyla zuhurunu murad etmişse bunu dünyada yapacak. İmtihan aleminde yapacak. E bir insanla cennetten dünyaya gelmesi için saraydan kümese gidiyor çünkü mesela. Değil mi? E bir bahane olacak buna. Yasak ağaçtan yemek. Ey ki yemiş. Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki bütün terakkiyat-ı maneviye beşeriye. Peygamber Efendimiz'in büyüklüğü aleyhissalatü vesselam. İmam Ömer'in adaleti. İmam Ali'nin ilmi ve velayeti. Değil mi? Hz. Ebubekir Efendimiz'in sadakati. Diğerinin iffeti. Öbürünün cihadı. Bediüzzaman Hazretleri'nin bütün fazileti. Diğer peygamberlerin davaları nereden geliyor? Adem babamızın yapısından, mizacından, fıtratından geliyor. Bu ney? Terakkiyat-ı maneviyeyi beşeriye işte. Babamızın zenginliğine bak. Ve bütün istidadatı beşeriye, bir de başka beçe var. Bu maneviyat açısından. Fazilet, kemalat, selatin Osmaniye, değil mi? Selatin-i Selçukiye, Abbasiye, neyse Emeviye, insanlığa numune örnek olacak maneviyat meseleleri koymuşlar ortaya. Fazilet örnekleri koymuşlar. Hele şu Selçuklular. Ya Allah'ın mucizesi ya. 300 yıl değil mi? Bizans'la harp et. Frenklerle harp et. Haçlı seferlerle çarpış. 300 yıl. Yetmedi batınilerle mücadele et. Dâhili melunlarla Yetmedi bu kadar tekkeler, zaviyeler, medreseler, hanlar, hamamlar. Yoksa hiç mi boş durmadınız ya? Matematiğe sığmıyor arkadaş. Ha gidin Sivas'a. Hele gidin Kayseri'ye. Gidin Erzurum'a. Neler yapmışlar bunlar? Bu bizim memleketimizde. İran'a gidin. Bunlar keramet arkadaşlar. Bunlar normal. Mantığa sığacak işler değil yani. Demek ki başka bütün istidadat-ı beşeriyenin inkişaf ve imbisatları fennin, teknolojinin, tıbbın neyse yani bugün insanlık, medeniyet açısından buraya kadar gelmişse yine bu nereden ki? Bu menba kaynağı nere? Bitti o kadar. O kadar. Adem babamızın genleri. Nerede cehalet? Ya iman gidiyor ha Allah muhafaza gidiyor arkadaş kolay bir şey değil bu ya kara karınca dedik ya dikkat edelim ha İmanla nikahın şakası olmaz İmanla nikahın şakası, şakası olmaz arkadaşlar küfrün şakası olmaz çok dikkat etmemiz lazım ve mahiyeti insaniyenin bütün esma ilahiye bir aine-i camia olması Allah benden ne murad etti Allah beni yarattı da benden ne çıkaracak? Tavuktan ne çıkarıyor? Değil mi? Tohumdan ne çıkarıyor? Çekirdekten neler çıkarıyor? Ya ben insanım ya. Benden muradına bakkal dükkanı işletmek bu vesile. Kaymakam olmak vesile. Mesleklerimiz vesile gaye değil ki. Allah onlarla beni hangi amaca yönlendirmiş? Bir kere bunu mümin düşünecek. Yaradanıma, davama uygun ben ne yapıyorum? Dünyada tek hareketli bir şey var mı? Bir tane örnek gösteren herkes çift hareketlidir. Bir kendisine, daha fazlası davasına. Ay kendi etrafında döner. Allah ondan razı olmaz. Bir de tabi olduğu dünyanın etrafında dönecek. O da amacı kendine çalışmayacak. Bir de hedefine çalışacak. Dünya bir kendi etrafında döner. Sırf o şekilde dönmezse Allah onu helak eder. Bir de güneşin etrafında dön bak mihverinde. O da davadır. Bir atom, elektronlar kendi etrafında döner. Çekirdeğin de etrafında döner. İşletme kurarsın, devlete vergi verirsin, kendin için çalışmazsın. Aynı zamanda ülkenin, vatanın değil mi? Emniyet, istikrar için de oraya bir atıfta bulunursun. Aynı sistem. Kendi işimiz, mesleğimiz, rahatımız için çalışırken davamız içinde, amaçlarımız için 3-5 hareket yapmazsak kader bizim elimizden bunu da alır. Halbuki o gaye benim şahsi işimden daha önemlidir. Bir geminin altını delen bir adam sen hemen gemide lüks kameran olsun. Bir önemi yok ki. Batan geminin lüks kamerası olmaz. Tahta oradan çıktı mı gemi batar. O tahta kameradan önemlidir. Devlete, millete, dine, imana taalluk eden bir mesele. Şahsi bütün maddi ve manevi kemalattan önemlidir. O gemide beraber gidiyoruz. Onun için Üstadımız buyurur. Ammeyi, toplumu, umumu ilgilendiren bir hukuk, bir mesele, velev sünnet kabilinden dahi olsa, şahsi ferayizden daha mühimdir. E ezan mesele umumu ilgilendiren bir hukuktur. Ezansız namaz olur. Vakitsiz olmaz da. Sünnettir. Değil mi? Evet. Namazın şartlarında ezan var mı? Vakit var ama. Heh. Bak ezansız namaz olur. Bir beldede bir ezan bir kişi tarafından okunsa mesuliyet kalkar. Sünnettir. Ama sağlam sünnettir. O beldede o ezan okunmasa bak o belde Müslümanlarına Allah indinden gelecek musibet, bela, ceza o belde Müslümanları tamamen namaz kılmasa daha ağır. Bak farzın terkinden daha ağırdır. Niye? Ezan amme hukukudur. Bu sebepten dolayı sınırı hududu koruyan bir masker imanlı olmak kaydıyla ne kadar günahkar olursa olsun namaz bile kılmasa amme hukuk için canını feda etse velayet makbeli cennetin ortasına gider. Allah'ın da amme hukuku bu kadar önemlidir şahsi kemalattan, feraizden çok önemlidir. Çünkü tebliğ amme hukukudur. Ve ma'ler rasul illel bela. Bak Cebrail aleyhisselamı Cenab-ı Hak bir kavmin helak için gönderiyor. Bunu imatı okullarında okuyan herkese öğretirler. Meşhurdur bu. Şu kavmi helak et. Geliyor ki kavim teheccüde kalkmış. Komple. Ya Rabbi, evet onlar E Bunlar teheccüde kalkmışlar. Fakat diyor Allah, emri bil marufu unutmuşlar. Onlar cennetlerini süslüyorlar. Tebliğ davasından vazgeçmişler. Kendileri ölse dava çökecek. Cihat yok. Davayı yayma yok. Kalkmış ta Erzurum'a kadar gelmiş sahabe. Erzurum'da sahabe var. Erzurum'da yok mu burada? Var. Evet, ya. Gitmişim kabrini ziyaret etmişim. Ben de Erzurum'da kaldım biliyorum. Ya Medine-i Münevvere nere ora, nere ya? ya? Çocuğunu almış koklamış, annesinin kucağına vermiş. Hatun demiş. Mahşerde bir araya geliriz. Alasmaladık. Bu dava böyle ayağa kalkmış ya. Ne çarlıklardır bunlar ya. Taburya kadar gelmiş Ebu Yeblen Hazretleri. Yaşlı ihtiyar ya. Kılıç kullanamayacak kadar zayıf hasta. İşitiyor ki Yezid ordu topluyor. Hazreti Muaviye Yezid'i İstanbul kuşatması için gönderiyor. Çocuklar, atımı hazırlayın, kılıçlarımı, kalkanlarımı verin. Hayırdır baba? Böyle cihatta olacağım. Baba sen ayakta duramıyorsun. Getirin evlatlar getirin diyor. Ben gideceğim diyor. İkna edemiyor evlatları. Sen otur. Bu iş bize düşer. Sen Allah Resulü'nün sağında solunda bu mücadeleyi verdin. Yaşın müsait değil baba. İkna edemeyince Yezid geliyor. Başkomutan. Ona diyor. Komutan benim seninle gelmem lazımdır. diyor. Ya sen nasıl gel? Yolda ölürsün sen hastasın gelmem lazım evlat diyor. Zorlayınca Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam benim de içerisinde bulunduğum üç kişiye dedi ki İçinizden salih bir kul Konstantiniyye surları önünde ölecektir. Baktım o iki kişi ölmüş. Ben hayattayım. O benim diyor. Gel diyor. Yezid tam anlaşıldı diyor. Vazifeye gidiyor adam. Ve orada oluyor. Ne yüce bir davadır ya. Öyle büyük insanlar ki Hristiyanlar bile yağmursuzluk olsa, kıtlık olsa, kuraklık olsa bunun kabrinin başında dua ederler. Allah onlara yağmur verirmiş. Ya. Bizim için de makbul, onlar için de makbul. Allah davasını güdenler böyledir. Ey Hazreti Adem cennette kalsaydı melek gibi makamı sabit kalırdı. İmtihan yok ki orada. Din bir imtihandır. Din bir imtihandır. Din borç demektir. Çoğulu duyun. Duyunu umumiye. Osmanlı'nın dış borçları mesela. Dindar adam borçlu adam demektir. Yani hesabı zor adam demektir. Bildiğince hesap verecek. İbadet arttıkça, ilim arttı, marifet arttıkça ne olur? Mesuliyet artar. Dindar borçlu adam demektir. Hiç bilenlerle bilmeyenle biri olur mu? Bu demektir. Allah orada Celle Celaluhu cahilden alimin üstün olduğunu söylemiyor. Bu zaten fuzuli kelam olur. Bir şeyin manası açık ve netse ikinci bir mana kastedilir mantık kaidesidir. Eğer Hazreti Adem cennette kalsaydı melek gibi makamı sabit kalırdı. İstidadatı beşeriye inkişaf etmezdi. Hazır yemek, Yahudilerin yediği gibi bıldır cenneti, kudret elvası. Pişirmeyi bilmezler ya. Hayvan kesmeyi bilmezler ya. Hele bak etlerden neler yaptık. Bakın bakın bak. Eskiden kanlı canlı yenen eti teknoloji nerelere getirdi ya. İyi değil mi? Eskiden buğdayı kaynatıp yerdik. Biz buna hedik derdik. Diş hediği derler çocuklar için attı. Bak buğdaydan neler oluyor. Bakın arkadaşlar. İyi mi? Hayvanla niye bir şey yapamıyor? Yok ki istidat. Yine o tağzıyla koparıp yiyor. Asılacı hala balık oltayı anlayamadı. Gene geliyor. Vermemiş Allah istidat. İlk insana bak. Şimdiki insana bak. Ata binemeyen uzay gemisine biniyor. Bu Allah'ın bize vermiş olduğu anahtarlar külçesi. Cenab-ı Hakk'ın zengin ettiği bir adam var. Karun. Simya ilmi biliyor. Vermiş Allah ona mülkü. Hazinelerin anahtarlarını 200 deve zor taşıyor. Anahtarları, hazine öyle şey değil ha. Dolar molar değil, dolar falan. Yani o kağıt. Elmas, altın, zümrüt. Ya esas zenginlik bizde ya. Allah insanlara öyle manevi anahtarlar vermiş ki füze oradan çıkıyor. İnternetler oradan çıkıyor. Bilgisayarlar oradan çıkıyor. Hazinelere bak. Fazilet, kemalat, ibadet, marifet, risale Nur oradan çıkıyor. Nasıl anahtarlar bunlar? Zümrüt'e, elmasa benzer mi arkadaşlar? Tıp oradan çıkıyor. Bunların hepsi de ilkten çıkıyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan çıkıyor. Nasıl cahil oluyor? Halbuki yetnesek makam sahibi olan melekler çoktur. Cenab-ı Hakk'ın melekleri var. Her işi yapıyorlar. Murad öyle değil ki. Sürat hareketleri var, uzun ömürlüler, zerre kadar günah işlemezler, masumdurlar, mahfuzdurlar, abittirler. Ya Rabbi bu kadar milyarlarca melek her tarafı doldurmuş. Bu ihtiyaç olsa haşa, bunun ibadetleri yetmiyorum Allah'a. Haşa. İhtiyaç değil ki. Murat bu. Hele Cebrail aleyhisselam. Bir kanadını açsa Efendimiz'e ilk geldiğinde semaya baktığında ne görsem Cebrail'di diyor semada. 600 bin kanat. Vurdum o kanadını ağrı dağını kaldırır indirir. Yaratmış Allah Celle Celaluhu. Ama ben öyle bir şey yaratacağım ki yerde benim vekilim olacak diyor Allah. Halife Allah'ın vekilidir. Siz bunu yapamazsınız. Ne melek yapabilir, değil mi? Ne diğer mahlukat yapabilir. Benim muradım bu. İrade sahibi olacak. Şunat sahibi olacak. Adalet sahibi olacak. Günah işleyecek. Ben onu affedeceğim. Çünkü Cenab-ı kendine yalvaranları sever. Boyun bükenleri sever. Onu ister. Kulluk ister Allah kul olmayan yok taşların yuvarlanmasından, gezegenlerin gezmesinden, değil mi? Dağların ufalanmasından, tsunami'lerden hepsi bir çeşit ubudiyettir. Hiç kimse kararında kalmaz. Hepsinin yüzü Allah'a karşı yere dönüktür. Aa bak şimdi akşam. Hadi geceye direnin ne kadar direneceğiz. Şimdi talimat geliyor uyuyun diyor Allah. Direnin. iki gün, üç gün, beş gün ayakta uyursunuz. Bu da bir ibadet. İbadet namaz, namaz, oruç değil ki. Hadi yemeden yaşa. Yemeye emretmiş Allah. Ya Rabbi yemeden yaşayacağım. Diren bakalım. Nefes alma. Ha? Görmek ibadet. Kapat bakayım ne kadar gözümüzü bantlayacağız. Izdırap olur ya. Her şey yaratıldığı üzere Allah'a abid kul. Kimse bu alandan çıkamıyor ki. O tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Belki hikmet ilahiye nihayetsiz makamatı kat olan insanın istidadına nihayetsiz makamat ne? Melekleri de geçecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk pey peygamber olduğunda emri getirdiğinde oku ya Muhammed okuma bilmem. Cebrail bunun hocası ya muallimi oku diyor okuyamıyor. Ne oldu? Siddetil müntahada gitti. Yürü kim meydan senindir bu gece. Bilmiyor oradan öte Cebrail aleyhisselam. Dün onun hocasıydı. Talebesi bile olamadı. Niye? Efendimiz'de yetenek, istidat da kabiliyet inkişafı var. Cebrail'de yok Ali. Cebrail aleyhisselam'da. O altın gibi. Bir kilo altın mı kıymetli, bir kilo buğday mı? Bir kilo önce altın kıymettir, önce. Kimse bir kilo buğday almaz, altın alır. İkisini götür Harran defnedin. 10 yıl sonra hangisini alırsınız? He? Bir kilo altın, bir kilo bir gram olmaz. Ama o bir kilo buğday 10 kilo altın aldırır. Niye buğdayda gelişme var, neşinema var? İnsan böyle bir şey. Melekler nerede kalır burada? Çok geride kalır. İnsan istidadına muvafık bir tek, dar teklifi iktiza ettiği için melekelerin aksine olarak muktezai fıtratları bak yaratılışımızın iktizası neymiş? He? Günah işler insan. Bilerek bilmeyerek işler. Ama Allah affeder. O istiğfar eder. İstiğfardan Allah lezzet alır. Memnun olur. Kulu da affeder. Muktezai fıtratları olan malum günahla cennetten ihraç edildi. Yasak ağaçtan yedi. Demek Hz. Adem'in cennetten ihracı aynı hikmet ve mahs rahmet olduğu gibi hikmet ne? İşte bu açılımlar meydana geldi, İslamiyet geldi, diğer dinler geldi, sahabeler yetişti. Fen teknik de zirve yaptı. Yarın bilgisayar kahve yapacak. Amerika'daki doktor burada ameliyat yapacak. Sistem tamamen kaliteye dönecek merak etmeyin. İş oraya doğru gidiyor. Bu da ne? Hikmet ve rahmet olduğu gibi küffarın da cehenneme idhalleri haktır ve adaletti. E peki iki kişi geldi. Binlerce insan oldu. Gidenlere bakıyoruz. Cennetin yolu otoban. Şeyin cehennem yolu, cennetin yolu patika. Herkes oradan gidiyor. Altı milyar insan öbür taraftan koşarak giderken Cennete giden yol birer patika ve sıkıntılar az adam gidiyor. E dinin gelmesi hayır mı, şer mi? Hayır. Şer olur mu? Yüz tane tavus kuşunuzun yumurtası olsa, yüz tavus kuşu yumurtası. Bunu bir tavus kuşunun altına koysanız, yüz yumurtanın yirmisi tavus olsa, sekseni bozulsa, kar mı zarar mı? He? O tav yirmi tavus, üç yüz tane yumurta aldırır sana. Çürüye bakılmaz. Boksörler ringlere çıkıyorlar. Bin boksör çıkıyor. Üç tanesine altın, bronz, gümüş madalya verilecek değil mi? O üç kişinin sehpaya çıkması için kaç kişinin ağzı burnu dağılıyor? Bin kişinin. Kim sonlara kordele takıyor mu? Demokratik yaklaşarak bunlara itibar etmekle kardeş burada bir yığın adam var ya. Herkesin gözü üç adamda. Bak dikkat edin. Bir üniversite açsanız, bin talebe alsanız, bir eflatun yetisi, hepsi sınıfta kalsa. Tamam mı? Tamamdır. Çünkü kaybedenlerin ölçüsü kabala hesaptır. Kazananlar keyfiyet hesabı yapılır. Kimse kaybedenlere bakmaz. Gözler nerededir? Aa, şeytanın gözü gene nerede? Adamın. Sehpa, Müslümanlar da bak. 6 milyar adamın var da yeter ya. Bırak peşimizi ya. Yok, sehpaya çıkanlar burada onlardan adam alayım diyor. O da yani elemana tabi, o da vasıflı insanın peşinde koşuyor. Hem önce peygamberlerin İsa Aleyhisselam bak yoldan çeviriyor. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi onun takdiriyle midir? Her şey Allah'ın takdiri, evet. Kendini bu yüksek yerden at bak nasıl söyleyeceksin diyor. Kader meselesinde İsa Aleyhisselam'ın kafasını karıştırıyor. Oraya girmeyelim. İsa, İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ona cevap veriyor da. Ya demiyor peygamberdir, masumdur, mahfuzdur. Allah Allah. Ben şeytanım. Bana kanmaz değil mi? Ya tutarsa diyor abi. Vazifemi yaparım. Vazife ilahe karışmam diyor. Tebliğini yapıyor. Ama ben dört defa anlatsam, kabul etmezse bundan ne köy olur? Bırakayım adamın peşini ya. Bir daha anlat ya. Baksana şeytana yoruluyor mu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ebu Cehil'e askeri 400. Azami 600 defa tebliğ yapmış. Köy köy gece gündüz beraberler. Yeter demiş ya Muhammed ağzını kapatmış. Yeter demiş. Peşimi bırak. Peşimi bırak. Bak yarın senin dediğin gibi ahiret olur da Rabbin seni benden sorarsa sen davanı yerine getir, ben buna şahidim. Peşimi bırak ne olur diyor ya. Bırakabilir mi ya cehenneme gidiyor dolu dizgin ya sakallı çocuk çocuk gidiyor ateşe düşecek tutarsın çırpınır gideceğim diye bırakır mısın o da sakallı çocuk ne fark eder ki Subhanekelail melana illa ma alemtena indekentel alimul hakim Allah rızası için el Fatiha